Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Yükselen Asya programına hoş geldiniz. Bugünkü durağımız Çin olacak. Çin'den konuşacağız. Çin'i aslında sıklıkla konuşuyoruz. Ama bugün Çin'le ilgili spesifik bir konuya, bu kuşak ve yol girişine biraz değineceğiz. Bu da aslında dönem dönem konuştuğumuz bir konu. Yani önemli bir proje. Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir proje. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir proje. Ancak bugün daha farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağız. Çünkü açıkçası yani Türkiye'de biz Çin'i konuşurken gerek iş dünyasında olsun, gerek akademik alanda olsun daha çok işte İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak bakıyoruz. Buralarda tartışıyoruz. Burada oturduğumuz noktalardan bakıyoruz Çin'e ve kuşak ve yola. Halbuki Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok ekonomik bölgesinde Çin'le ilgili, Çin'e kuşak ve yolla ilgili farklı farklı bakış açıları, farklı beklentiler, farklı planlar, projeler de söz konusu. İşte o yüzden bugün aslında konuğumuz bize İstanbul'dan da Ankara'dan da değil İzmir'den katılacak. İzmir'den Çin'e ve kuşak yola bir bakış açısına böylece sahip olacağız. Çok değerli bir konuğum var. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berna Kırkulak Uludağ. Berna Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Altay Bey. Hocam İzmir'e çok selamlar. İlk önce İstanbul'dan. Hani sizinle bugün birlikte olmak çok güzel. Böyle İzmir çünkü bence çok önemli. Yani Çin, İzmir tabii ki çok önemli de yani Çin'i konuşacağımız zaman da çok önemli. Ve hatta yani tabii İzmir'e çok sık gelme şansım olmuyor ama gözlemlediğim kadarıyla İzmir'de de Çin'e karşı artan bir ilgi var. Hatta geçtiğimiz sene İzmir Fuarı'nda yanılmıyorsam Çin onur konuğuydu fuarda ve bu ilginin de sanıyorum hani arttığı da bir süreçteyiz. Bilmiyorum ne düşünürsünüz? Şimdi kuşak ve yolla başladık. Kuşak ve yol. Bir kuşak bir yol. Bunu söylediğimizde sokaktaki Ayşe teyze anlamayabilir. Hele hele kuşak derseniz belki de beline taktığı kuşak olarak anlar. Ama buna biz ipek yolu, modern ipek yolu dersek belki daha anlaşılır olur. Bugün Azra'ya bunu söylediğimizde sıkıntı yok ama Ayşe teyzeye söylerken belki orada kafasına takılabilir. Bir kuşak bir yol projesi 2013 yılında hala Komünist Parti'nin aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde başında olan Xi Jinping'in 2013 yılında hem Çin'e hem de dünyaya sunduğu bir projedir. Burada altını önemli çizmemiz gereken bir şey, uzun soluklu, uzun dönemli bir projeden bahsediyoruz. 2 yılı, 3 yılı, 5 yıl kapsayan bir proje değil. Takdir edersiniz ki mevcut dönemsel iktidarlarla da yapılabilecek bir proje değil. O nedenle 2 yıl önce Çin Komünist Partisi'nde yönetimle ilgili yapılan değişiklik de bu projenin daha uzun soluklu olması ve sonlandırılması açısından çok önemli. Mao'dan sonraki tüm Çin liderlerinin iktidarda 10 yıl kaldığını görüyoruz. Buna Deng Xiaoping de dahil olmak üzere, bugün Çin'i modernleştirdiğiyle, 1999'a Güney Turu'yla Çin ekonomisini, Çin'i dünyaya açan, liberalleştiren lider bile 10 yıldan fazla kalmamıştır. 2 yıl önce Komünist Parti'den aldığı yetkiyle Xi Jinping 10 yılı aşan, süresinin belli olmadığı bir iktidar gücüne sahiptir. Bu da çok önemlidir. Bunu ben bu yol ve kuşağa bağlayacağım çünkü uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. İpek yolu projesi, eski ismi İpek yolu projesi sadece karadan giden bir projeydi. Başlangıcı Şiyan olan ve işte Orta Asya'dan giden ve Avrupa'yı hedef alan bir projeydi. Modern İpek yolunda yani bir yol, bir kuşak projesinin en önemli farkı bir de mavi yolun olması. Yani deniz yolunun eklenmesi. Böylece Çin küresel güç olmaz yolunda ilerlemek için daha barışçıl, daha win-win, ticaret birlikte kazanalım. Sadece askeri çözümsüzlükle değil, hem ben kazanayım hem karşıdaki ülke kazansın daha dostça. Biz buna soft power dediğimiz Çin'in geleneksel Çin tarihinden beri bugüne çektiğimizde de ticareti ön plana çıkararak kazanma projesidir bir yol bir kuşak projesi. Ancak Çin tarafında küresel güç olma yolunda önemli bir proje olmasına rağmen tabii ki özellikle batılı ülkeler tarafından da çok eleştirilen bir proje.
Özellikle son yıllarda Avrupa Birliği başta olmak üzere Atlantik Paktı'nda da özellikle zaten son yıllarda küresel ticaret savaşlarının da sesinin yükseldiği bir dönemde inanılmaz da bu projeye karşılıkların olduğunu görüyoruz. Peki bu projede Çin ne yapıyor? Çin şunu söylüyor, ben malımı üretiyorum, hizmet yaratıyorum ve bunu satmak istiyorum. Bunu satarken de sadece satan ve kazanan taraf olmak istemiyorum. Bunu birlikte yapmak istiyorum. Peki bunu birlikte yaparken de lojistik ağını, yani mal ve hizmetin satılacağı ülkelerinde kalkınması gerekiyor. Bakın bizim bölümümüz ticaret. Ticarette en önemli şey lojistik. Eğer siz iyi bir altyapı hazırlarsanız, ulaşıma erişilebilirliği kolay hale getirirseniz, ki erişilebilirlik de sadece lojistiği de söylemek gerekmez, aynı zamanda teknoloji. Bakın sizlerle teknoloji sayesinde erişiyoruz. Siz İstanbul'dasınız, ben İzmir'deyim. O nedenle de Çin sadece lojistiği geliştirmiyor, teknolojik altyapıyı da geliştiriyor. Bu nedenle Made in China 2025 projesi de çok kıymetlidir. Modern iplik yolunda bunu yaparken Çin'in eleştirilere maruz kaldığı en önemli nokta, ülkelerin alt yapılarını tamamlıyor. Demir yolu ihtiyacı varsa demir yolu yapıyor. Eğer liman ihtiyacı varsa limanlarda önemli bir finansman sağlıyor. Hava yolunda eğer havalimanı ile ilgili aksaklıklar, altyapı eksiklikleri varsa bunu sağlıyor. Ancak bunu sağlarken kendi bankaları, 4 tane büyük devlet bankası var ki şu an toplam varlık olarak da dünyanın şu an en büyük Çin bankaları. Yani bundan bir 10 yıl önce, 20 yıl önce bundan bahsedemezsek, o noktada Çin devlet bankaları, özellikle devletin sahip olduğu bankalara ucuz kredi vermesini istiyor. Bu kredilere de yeşil kredi diyoruz biz. Green financing, green credit adını veriyoruz. Çin devlet bankaları öncülüğünde uzun vadeli, maliyeti oldukça düşük, rekabet gücü olmayan Asya Kalkınma Bankası dahil bazı noktalarda aynı maliyeti yakalayamıyor. Bu gibi gelişmekte olan ülkeleri açıyor. Örneğin, yaşanmış örneklerden bahsedeceğim. Sri Lanka hava limanının yapılmasında Çin bankaları öncelik alıyor ve buralara ucuz kredi veriyor uzun yılları kapsayan. Ya da işte Cezayir'de köprü ya da baraj yapımında Çin bankaları inisiyatifi alıyor. Ancak burada eleştiri noktası özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden çok geliyor. Ve altını çizmekte fayda var. Notlarımda da burada. 2019 yılının Nisan ayında Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin parlamentosunda Çin stratejik rakip olarak tanımlanıyor. Strategic rival. Bakın bu çok önemli, çok kıymetlidir. Yani Avrupa Birliği'nin resmi dokümanlarına girmiş, çok da yeni bir tarihli, 2019 yılı tarihli, Çin'in stratejik rakip olarak tanımlıyor. O nedenle de Kuşak ve Yol Projesi Asya ülkelerinde, özellikle Mekong bölgesinde, Orta Asya'da welcoming, yani daha hoşgörüyle karşılanırken, daha batıya geldiğimizde ise septik ve kuşkuyla karşılanan bir proje. Bizzat yaşanan örnekler üzerinden gidelim. Sri Lanka Havalimanı yapılıyor. Sri Lanka Havalimanı'nda Sri Lanka hükümeti, yani devleti diyelim isterseniz, ciddi bir şekilde de borç yükü altına giriyor. Ve bu borçları çevremez hale geldiğinde Sri Lanka hükümeti devleti Çin'e bir limanını veriyor. Çok yakın bir tarihte yine Tacikistan'da yaşadığımız bir örnek. Tacikistan'da Çin devlet kredileriyle Çin'in kitleri diyelim, kamu iktisadi teşebbüsleri enerji santrali yapıyor. Enerji santralinden kaynaklanan aşırı bir borçlanma var. Tacikistan bunu çeviremediği için en sonunda altın madenini veriyor. Yani bu tür örnekleri arttırmamız mümkün. Dolayısıyla bir yol bir kuşak projesi ticaretin gelişmesine bir yanda etkisi olurken diğer yandan da bu ülkelerin aşırı bir borç batağına sürüklendiği bir noktasında ağır eleştirilere sahip oluyor. Bir diğer önemli nokta ise modern İpek Yolu dediğimiz bu projede mavi yol, yani deniz yolunun kullanılması çok kritik bir nokta. Neden kritik derseniz Güney Çin Denizi. Güney Çin Denizi hem Çin, hem Japonya, hem Kore, hem de o Mekong ülkeleri, işte içine Güney Asya'dan Filipinleri koyuyoruz, Vietnam'ı koyuyoruz. Güney Çin Denizi'nin kullanılması noktasında çok ciddi bir sıkıntı var. Ve son yıllarda biliyorsunuz Güney Çin Denizi'nde Çin'in
yapay ada yaptığını biliyoruz. Yani bu yaşama amaçlı değil, habitat olarak insanların kullandığı bir ada değil. Bu ada tamamıyla askeri mühimmatın, stratejik ekipmanların konulduğu, kullanıldığı bir ada. Bu da Güney Çin Denizi'nin kullanılmasında, Amerikan donanmasında, biliyorsunuz işte filmlerde üsleri vardı, o bölgede yine Amerika'nın çok etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü tarafımız Pasifik sizin Güney Çin Denizi'nde. Güney Çin Denizi'ni kullanamadığı için Çin özellikle Pakistan'ın Gavatar Limanı'nı kullanıyor. Gavatar Limanı da bu noktada çok kritik bir liman. Şian'da karayoluyla gidiyor. Hem buna modern highway'ler, otoban ve raylı sistem, tren sistemini kullanıyor. Urumqi üzerinden de Pakistan'ın Gavatar Limanı'na inanılmaz bir şekilde karayolu ağı bağlıyor. Bu noktada da Çin özellikle Hindistan'la karşı karşıya geliyor. Yani nasıl karşı karşıya geliyor? Çin Güney Denizi'ni kullanmada çok büyük sıkıntısı olduğu için yol ve kuşak projesinde Pakistan'ın Gavatar Limanı'nı kullanıyor. Bugün Pakistan Çin'in gözünde Iron Brother, demir kardeş. 2 yıl önce hatırlıyorum yine önemli bir stratejisi Çin'in, Şangay'da yapılan bir fuar, hep ihracatla ön planda olduğunu biliyoruz bu ülkenin. Son yıllarda da diyor ki ben sürekli satarak, sürekli ürünlerini ve hizmetlerini vererek kazanıyorum. Ama diğer paydaşlarımla mutlu olmasını kazanmasını, yani sadece satıcı değil aynı zamanda alıcı da olmak istiyorum dedi. Çok kritiktir burası. 2 yıl önce ilk defa Şangay'da International Import Expo kurdu. Yani uluslararası ithalat fuarı. Ben dedi ki evet, sana mal satıyorum, sen de kazanıyorsun ben de, ama bu sefer ben alıcı olacağım. Ve oranın 2 yıl önceki bu Import Expo'nun onu İmran Khan'dı. İmran Khan da Pakistan'ın biliyorsunuz başındaki insan. Buradaki noktaya gelmek istiyorum. Şimdi bir kuşak bir yol projesi önem arz ederken belirli ülkeler ön plana çıkıyor. Örneğin Pakistan örneğinde olduğu gibi. Ama orada da bir ikinci güç var. 1 milyon üzerindeki nüfusuyla Hindistan var. Dolayısıyla Pakistan'a siz güç verirken bir tarafınıza karşınızda da Hindistan'ı almış oluyorsunuz. Son zaman, zaten son günlerde de Hindistan-Pakistan gerilimi, sınır bölgesindeki gerilim. Bu nedenle özellikle uşak ve yol projesi Orta Asya, ki en önemli ayağı bence Balkanlar. Daha ben sizi Asya'dan alıp Balkanlara doğru getireyim. Bir takım sorunlar yaratıyor ülkelerin hem iç siyasetlerinde, politikalarında hem de aynı zamanda Çin'in güçlenmesi karşısında Çin'in yanında olan ülkeler ve karşısında olan ülkeler olarak ikiye ayırıyoruz. Örneğin Orta Asya'dan çıktıktan sonra ki özellikle Avrupa Birliği'nin de çok büyük eleştirilerine neden olan Avrupa'ya ilgisi. Avrupa bildiğiniz gibi yaşanan bir nüfusu var, kültürü, tarihi çok eski ve her şeyden önemlisi de satın alma gücü yüksek. Satın alma gücü yüksek olan bir ülke aynı zamanda iyi bir pazardır. O nedenle Çin için vazgeçilmez bir pazar. Avrupa içerisinde de özellikle bir alan var ki o da Merkez ve Orta Avrupa ülkeleri. Merkez ve Orta Avrupa ülkeleri Çin için olmazsa olmaz. Bu noktada özellikle 17+1 dediğimiz bir oluşum var. 17 özellikle Merkez ve Orta Avrupa ülkesi artı bir de Çin'i ekleyerek bir yol bir kuşak projesinde ön plana geçmek istiyor. Nedeni de şu, batılı ülkeler, gelişmiş ülkeler, İskandinavya'da Kuzey Avrupa ülkelerine ulaşmanın yolu deniz ticaretinden sonra Balkan ülkelerinden geçerek Almanya, Fransa'ya, işte atıyorum bir Finlandiya'ya, Norveç'e ulaşabilmesinin kolaylığı. Ve takdir edersiniz ki bu bahsettiğimiz Merkez ve Orta Avrupa ülkeleri Çin'le birlikte aynı siyasi ideolojiyle geçmişte komünizmden gelen bir ortak hafızaları var. Bu nedenle artı bu ülkeler serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra en büyük eksiklikleri bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri sermaye, birikmiş sermaye. Çin de bunu birikmiş sermaye teklif ederek bir yol bir kuşak projesinde bu ülkeler için inanılmaz önemli bir partner ülke haline geliyor. Evet. Hocam şimdi müsaadenizle bir araya girerek şunu sormak istiyorum. Şimdi Orta Asya'dan, Pakistan'dan aldık, Balkanlığa getirdik. Burada bir hani bir tablo ortaya çıkıyor. Ve burada özellikle buradaki yani tabir yerinde ise kazan kazan ilkesi. Yani Çin'in bu projeyle işte bu girişimde gittiği ülkelerde yapılan yatırımlarının aynı zamanda tabii ki o ülkeye de bir fayda sağlaması hani temel buradaki ilke.
Türkiye'den baktığımızda, Türkiye içinde şu anda kuşak ve yol girişiminde böyle bir kazan kazan ilişkisini yakaladık mı? Yoksa oraya doğru gidiyor muyuz? Onu hani daha üzerinde çalıştığımız bir konu mu tabir yerindeyse? Türkiye şu anda bu tablonun neresinde sizce? Evet, çok güzel bir soru. Tabii ki Balkanlardan zaten Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye bence bekle gör politikası izliyor bu noktada ki bence doğru da bir politika. Çünkü aslında Çin bizim komşumuz Altay Bey. Hani ta 12 saat non-stop uçakla Şangay'a uçmamıza gerek yok. Özellikle de İzmir'den baktığımızda ki o noktada da çok kıymetli bu program, Pire Limanı var. Yani bugün siz Çin'e 12 Şangay'a İstanbul'dan 11 saatte non-stop uçarken Pire Limanı'na İzmir'den 1 saatte gidiyorsunuz. Dolayısıyla Çin aslında İzmir'de özellikle Türkiye'den de baktığımızda bizim komşumuz. Neden komşumuz? 2008 yılında Çin'in en büyük liman işletmecileri olan devletin sahip olduğu COSCO firması Pire Limanı'nın 35 yıllığını işletme hakkını aldı. 2008 yılı kritik bir yıl. Çünkü biliyorsunuz bu küresel krizle birlikte, Amerika'daki krizle birlikte akabinde de biliyorsunuz Yunanistan'ın borç krizine girmesi, özellikle kredibilitesinin düşmesi ve borçlarını ödeyememesi o noktada çok ciddi bir sermaye eksikliği, sermaye ihtiyacı ülkeye Çin'i davet etti. Ve Çin bunu çok iyi değerlendirerek Pire Limanı'nı Yunanistan baktığımızda 12 milyon. 2019 yılının Kasım ayında Xi Jinping Yunanistan'ı ziyaret etti. Pire Limanı, Atina'ya. Yani neden bunu söylüyorum? 12 milyon azımsanacak bir rakam değil. Ama 80, 90, 100 milyonluk ülkeler, gayri safi milli hasılası, işte G20 için olan ülkelerle yaptığımızda çok stratejik bir şeyin olması gerekiyor ki Çin liderini gidip o ülkeyi ziyaret etsin. Yani siz 12 milyon ülkeyle ilişkilerinizde çok stratejik bir şeyin olması lazım. Bu noktada Yunanistan'ın yakaladığı yer Pire Limanı. Pire Limanı 35 yıllığına COSCO firmasının tarafından işletme hakkı kiralandı. %51'lik hakkını Çinliler satın aldılar. 5 yıl içerisinde de artı 15 gelecek, toplamda %67'sini Çinlilerin işleteceğini düşünüyoruz. Pire Limanı neden önemli? Pire Limanı sadece bir konteyner yükleme limanı değil. Turizm için de önemli. Turistleri de limanın ikinci ve üçüncü terminalını kullanma hakkı aldılar bu arada. Sadece konteyner yüklemiyorsunuz. Aynı zamanda turistleri de çekmeyebiliriz. Turistler için de bir hak. Bakım, onarım yapacağınız bir liman. Ve aynı zamanda da otopark olarak, araç otoparklarında da kullanabileceğiniz bir liman. Bugün Huawei'ye baktığınızda, bugün ZTE'ye baktığınızda, bugün hatta DHL'e baktığınızda merkez üstünü Pire Liman olarak gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa'ya gateway, yani açılma kapısı Pire Liman. Ama Pire Liman'ı yeterli bir değil. Bu sadece deniz yolu bağlantısı. Pire Liman'dan sonrası ise Atina üzerinden Üsküp-Belgrad hızlı tren rayı sistemi. Dolayısıyla Çin'in projesinde Pire Limanı'nın merkez olarak, hap olarak kullanılması ve buradan yüklerin özellikle Belgrad ile Üsküp arasında yapılacak hızlı tren, Belgrad ile Budapest arasında yapılacak hızlı tren hattı ve Almanya'ya gelen merkez Avrupa ülkelerine aktarılması. Peki, onların Pire Limanı var. Bizim de Çandarlı'mız var. Çandarlı'da ne yapıyoruz? Evet. Çandarlı Limanı'nı henüz tamamlanmadı. Şimdi bu konuda pek çok eleştiri var. Eleştirilerden bir tanesi, Çin'e kaptırdık efendim. İşte biz Çandarlı'mız var, Çandarlı'yı kullanamıyoruz ama Pire Limanı hızır hızır işliyor. Tabii bu bardağın ne tarafından bakmak istediğimizle ilgili. Ben bu eleştiriye çok da katılmıyorum. Evet, Pire Limanı'nı kullanıyorlar, çok aktifler, yanı başımızda var. Evet, burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yakın takip etmemiz, izlememiz gerekiyor. Ama biz de o kadar da yani limanımız atılda hiçbir şey yapamıyor değiliz. Bir kere Çandarlı Limanımız 12 milyon TEU dediğimiz bir kapasiteye sahip. En büyük limanımız Mersin. Ha bu arada Çinliler zaten İstanbul'da Kuport'ta var. Ambarlab'ın %65'ini 1 milyar dolarla bundan birkaç yıl önce 2015 yılında aldılar. 2015 yılı Türkiye açısından önemli bir yıl. Sadece Kuport'u kullanmaya almadılar. Aynı zamanda dünyanın toplam varlık olarak en büyük bankası ICBC, Tekstil Banka aldı. 2017'de bankacılık lisansını alarak şu an Türkiye'de bankacılık alanında da yer alıyorlar. Fakat sadece liman işletmeci olarak görmeyiniz ya da işte bankacılık sektörü olarak görmeyiz. Alibaba
Alibaba 728 milyon dolarla Trendyol'u aldı. Trendyol'un bugün en büyük orta. Yani Çinli yatırımlar limanla giriyor ama bunu diğer yatırımlar da takip ediyor. Pire Limanı'nda, Yunanistan'da olan da o. Yunanistan'da Pire Limanı'nın kullanım hakkını aldılar. Onun dışında bakıyorsunuz inanılmaz enerji firmaları, Çin enerji firmaları şu an Yunanistan'da aktifler, çok aktifler. Baktınız 12 milyon. Fazla büyük bir pazar mıdır? Çok büyük pazar değildir. Yanı başında Türkiye 90 milyon. Dolayısıyla orayı bir hub, yani bir merkez, küresel tedarik zincirinin önemli bir ayağı olarak görüyorlar. Gelelim Çanlarlı'ya. Çanlarlı'da fırsat kaçmış değil, kaybetmiş değiliz. Yunanistan'ı bağlayan en önemli şeyi söyleyeyim size. Yunanistan'ı bağlayan en büyük şey Atlantik'in parçası olması. Türkiye de Atlantik'in parçası, evet NATO'nun parçası ama AB'miz. Dolayısıyla AB'nin karşı koyduğu, AB'nin olmaz dediği bir şeye Yunanistan olur diyemez. Evet, Türkiye şu an AB üyesi değil, AB adayız. 1951 AKÇ'den beri de bekliyoruz. Ara ara çok iyi flört ediyoruz, ara ara küsüyoruz. Ama Türkiye'ye belki AB üyeliği olmaması onun elini rahatlatan, esnek tutan, bugün krizde de bunu gördük. Yani Avro'yu kullanan ülkelerin Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına bağlı olduğunu ama Avrupa kullanmayan diğer ülkelerin para basıp parasal genişleme ile iç piyasasında bir şekilde rahatlatmaya çalıştığını da görüyoruz. O nedenle Çandarlı Limanı Bekle Gök projesinde bence alternatifti. Bu arada tabii çok önemli bir şey var. Özellikle Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin flört etmesi. Bakın 2 hafta önce Pompei hemen yine bizim İzmir'in komşusu Girit'in çok kritik vardı. Birçok artist baba elinde Girit'te Pompei'yi ağırladı. Pompei Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Ve Girit'te şu an Amerika'nın süresi belli olmayan USS Berna Hocam çok teşekkür ederiz bu değerli katkınız için. Aslında İzmir'i konuşmaya yeni başlamıştık ama ne yazık ki süremiz burada daha fazlası izin vermedi. Konuşacak çok daha fazla şey var aslında. Yani İzmir'le ilgili, Ege bölgesiyle ilgili o perspektiften örneğin Çin'le turizm ilişkileri de Ege'nin rolü, Ege bölgemizin rolü ne olmalıdır? Bu limanlar konusunda Çandarlı'nın ötesinde Türkiye nasıl konumlanmalıdır? O zaman bir sonraki programda, başka bir programda bunları konuşmak için ben sizden söz alayım. Ve şimdilik ben size çok teşekkürlerimi sunuyorum değerli hocam. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berna Kırkulak Uludağ'dı. Kendisiyle Çin'i konuştuk. Gelecek hafta başka bir konuğumuzla Asya'nın başka bir ülkesinde başka bir konuya doğru yolculuk etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.